Öneri üzerine Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına söz talebi Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Aslan'a aittir. Buyurun Sayın Aslan. Sayın Başkan, değerli milletvekillerimiz, CHP grubumuz pilot alanlarda uygulamaya alınan ve genişletilmesi planlanan 7/24 poliklinik çalışma prensibinin ve kısaltılması planlanan muayene sürelerinin sağlık sistemi üzerine yaratacağı olumsuz etkilerin araştırılması amacıyla meclis araştırması açılması konusunda başvuruda bulunmuştur. Ancak böyle bir pilot çalışma alanının olmadığını, poliklinik muayene sürelerinin kısaltılması hedefinin ve böyle bir planlamanın söz konusu dahi olmadığını üzülerek bildirmek istiyorum. CHP grubunun kastettiği ve hatta maalesef bu algı ve iddiaların yoğunlaşması karşısında Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nin 7 Mayıs 2024 tarihinde basın açıklaması yalanlamak zorunda kaldığı bir olaydır. Gelin bu işin doğrusunu araştıralım. Gelin bu konularda karar almadan önce irtibata geçelim, irtibatlı olalım. Kastedilen, anlatacağım dinlerseniz, böyle bir pilot uygulama yok değerli arkadaşlar. İsterseniz dinlerseniz anlatacağım. Kastedilen yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliğinde ve yataklı sağlık tesislerinde acil servis hizmetlerinin uygulama usul ve esasları hakkında tebliğde bahsedilen branş nöbeti hususudur. Branş nöbeti, acil servisinin kurulu bulunduğu sağlık tesisinde aynı uzmanlık dalından 6 ve üzeri sayıda uzman tabibin görev yaptığı branşlarda 24 saat kesintisiz hizmet esasına dayalı her bir uzmanlık dalı için düzenlenen bir nöbet türüdür. Bu yıllarca böyledir. Acil servise başvuran acil hastalara kolay müdahaleyi sağlayan bu yöntem aynı zamanda yeşil alan hastalarına da hizmet verme esasına dayanmaktadır. Özellikle kapasitesi büyük hastanelerimizde düzenlenen bu branş nöbetindeki uzman doktorlarımız ihtiyacı karşılamak ve acil servise destek olmak açısından branşlarını ilgilendiren yeşil alan hastalarına da hizmet verebilmektedirler. Yani algıda ya da öneride bahsedildiği gibi hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik yeni bir nöbet alanı, görev alanı oluşturulmuyor, muayene sürelerinin kısalmasına yönelik bir çalışma yapılmıyor. Gelin sadece sağlıkta değil, her alanda mantıklı, akılcı, gerçekçi, gerçek önerilerde bulunun. Önerinin gerekçesini okuduğumda gördüğüm bazı hususlara da değinmek istiyorum. Türkiye'de doğumda beklenen yaşam süresi 2002'de 72,5 iken 2019'da 78,3'e çıkmıştır değerli arkadaşlar. Bu düğmeye basarak olmamıştır. Bu fedakar sağlık çalışanlarımızın yoğun çalışmasıyla olmuştur. Vatandaşın sağlık hizmetine ulaşılmasını sağlamakla olmuştur. Tamamlayın lütfen. Eğer Türkiye'deki sağlık göstergelerine bir tepeden baksanız, yurt dışından nasıl göründüğüne baksanız, ben 2019 yılında uluslararası bir programa katıldığım zaman Türkiye'nin sağlık verilerini yaklaşık 23-24 ülkenin dinlediğinde bize gösterdiği tepkiden biliyorum değerli arkadaşlar. Emin olun Türkiye tepeden baktığınız zaman sağlık göstergelerinde ciddi iyileştirmeler sağlamıştır. 100 bin nüfusa 238 doktora çıkmıştır. Bu sayı 2012 yılında 100 binde 172 idi değerli dostlar. Hekim sayısındaki artış %38 olmuştur 2012'den 2023'e kadar. Ciddi şekilde hekim sayısını artırmaya, sağlık personeli sayısını artırmaya odaklanıyoruz. Ama erişilebilir sağlık hizmetini sunmak da zorundayız. Bu nedenle doğumda beklenen yaşam süresi arttı. Düğmeye basarak artmadı değerli dostlar. Ben, Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, CHP'nin algı siyasetini çok net gördüğümüz şu günlerde yapılan eş dost... Selamlayın lütfen. Değerli dostlar, eş dost akraba atamaları böcek bulduk diyerek hukukçu olmalarına rağmen tutanak tutturmadan, soruşturma açtırmadan gündeme getirip sonra da makam odalarını gereksiz bir şekilde yenilemeler ve son olarak Yüntaş için görevlendirilen avukata vaat edilen aylık 120 bin TL fatura edildi değerli dostlar. Bizlere maalesef mal bulmuş bir marifi gibi kamu zararı oluşturma düşüncelerini göstermektedir. Bugün CHP Genel Başkanımız Sayın
Hayır o değil. Videosunu ses kaydını açıyorum değerli dostlar. Bakın kendisi söylüyor bu algı değil de nedir? Sayın milletvekili genel kurulda böyle bir usul yoktur. Lütfen. Teşekkür ederiz Sayın Milletvekili. Teşekkür ederiz.